Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yeni haftada dop dolu bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Ekim ayından bu yana rekor zirvesini gördü. 10.072 dolar seviyesine çıkan Bitcoin zirveden geri döndü. 10.000'de tutunamadı. Peki yükselişi neler sağlamıştı? Özellikle blok ödülü yarılanmasına 3 aydan az bir süre kala Bitcoin'de yükselişin nedenlerini konuşuyor olacağız. Diğer bir yanda Libra'da üye sayısı azalıyor. Libra üye birliğinden Vodafone'da ayrıldı. Bu ne anlam ifade ediyor ve ünlü yatırımcı Peter Schiff dijital cüzdanın şifresi bozulunca bütün Bitcoin'leri kayboldu. Peki güvenli yatırım nasıl sağlanabilir? Bunları konuşacağız. Bugün Blockchainist Crypto Economy Group Koordinatörü Alp Işık bizlerle birlikte. Alp, iyi haftalar dilerim. İyi haftalar. Hemen merhabalar. Bir de hatırlatalım tüm izleyicilerimize. Adresimiz tüm sorularınızla dair, kripto para borsalarına dair tüm sorularınız için adresimiz businesst.com'da, Periscope, Twitter, Facebook ve YouTube'dan bekliyoruz. Biz başlıyoruz. Evet, 10.072 doları gördük. Ekim zirvesinin üzerine çıktı. Ancak 10.000'de tutunamadı. Şu an itibariyle de 9.758 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Öncelikle Alp, ne oldu da 10.000 dolara attı ancak tutunamadı? Hangi etkenler bu yükselişte öne çıktı? Ne dersin? Şimdi öncelikle Bitcoin'in 10.000 dolar seviyesine ulaşması psikolojik anlamda oldukça büyük bir etken aslında. İnsanların ne kadar teknik analizde bazı rakamları gösterse de 10.000 doları seviyesine tekrar ulaşabilmesi, direkt özellikle medyada da daha sık yer almasını, insanların tekrar bir Bitcoin'de tekrar bir hareketlenme var mı diye bir merak içerisine itti aslında insanları. 10.000 dolar seviyesini zaten son belki bir 2 aydır, 3 aydır yaptığımız yayınlarda Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması yaklaştıkça, Mayıs'ın ilk haftası gerçekleşecek olan bu blok ödülü yarılanması yaklaştıkça bunun yavaş yavaş fiyatlanabileceğini zaten biz yayınlarımızda konuşuyorduk. Hani 10.000 dolar benim için hiç sürpriz olmadı açıkçası. Beklenseydi değil mi? Evet, zaten çoğu Bitcoin yatırımcısı için 10.000 dolar hani hiç öyle Bitcoin 10.000 dolar olmuş diye bir şaşıran bir yatırımcı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü göstere göstere geldi. Aslında 3.500 dolar, 4.000 dolarlardan başlayan serüveni şu anda tekrar 10.000 dolara çıkması oldukça hani beklenen bir şey de diyebiliriz. Peki 10.000 dolardan geri çekilmesini neye bağlıyorsun? Mad Max 0010 nickname'de takipçimiz sorar. Şu şekilde zaten Bitcoin'de 200 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte hani bir yukarı yönlü trend zaten başlamıştı ve 10.000 dolar seviyesine gelince burada yukarı yönlü ya sert bir kırılım yapacaktı ya da buradan bir geriye satışı gelecekti. Fakat şunu şöyle de yorumlayabiliriz. Ben şöyle yorumluyorum açıkçası. 10.000 dolardan sonra aşağı yönlü aslında çok sert bir kırılım olmadı. Şu anda 9.700-9.800 dolar seviyelerinde. Biraz da bunu belki kısa vadeli olarak şeye bağlayabiliriz. Bitfinex borsası şu anda Türkiye saatiyle 13.00'da 7 saatlik bir bakıma girecek. Bu borsada da çok ciddi hacim var ve önceki bakımlarında da bu şekilde uzun bakımlarında da insanlar biraz daha risk almamak için dolar pozisyonunda bekliyorlardı. Şimdi burada da saat 1'de başlayacak bakım öncesi, belki şu anda saat zaten 11.30 civarı. İnsanlar tekrar dolar pozisyonuna geçmiş olabilir. Belki çok kısa vadede bu etkili olmuş olabilir. Peki Şafak Can Aksoy der ki kısa vadede altcoin'lerde yükselme yaşanabilir mi? Önce ben şunu sormak istiyorum. Bitcoin 10.000 dolarda tutunamadı, aşağı düşüyor ancak burada pozitif ayrışanlar da var. Binance Coin ve Ethereum pozitif ayrışıyor değil mi? Peki onlar nasıl sağladı pozitif ayrışmayı? Şimdi zaten özellikle Bitcoin 10.000 dolara yaklaşırken biraz da oralarda stabil hareket ederken geçtiğimiz hafta altcoin fiyatlarında çok ciddi bir yukarı yönlü artış gördük aslında. Bazı altcoinlerde ciddi anlamda yatırımcısına kısa vadeli al-sat fırsatlarında ciddi imkanlar sundu. Burada önemli olan aslında şu, Ethereum cephesinden düşünecek olursak zaten önceki yayınlarda da ben hep şey demiştim. Bitcoin ile Ethereum birbirine bağlı hareket ediyor. Bitcoin nereye giderse aslında Ethereum onu takip ediyor. Fakat özellikle Ethereum'da bu merkeziyetsiz finans uygulamaları, DeFi uygulamalarındaki kitlenen Ethereum miktarı ne kadar artarsa, ki şu anda bu 1 milyar dolar seviyesiyle rekor kırmış durumda, Ethereum fiyatı Bitcoin'den daha pozitif ayrışmasını bekliyorum diye söylemiştim. Ve gerçekten de aslında biraz orada Ethereum yatırımcısı Ethereum Bitcoin paritesine baktığında Ethereum ciddi anlamda pozitif ayrıştı Bitcoin'e doğru. Tabi burada biraz daha staking Ethereum 2.0 sürecindeki detaylarında yavaş yavaş belli olmasıyla birlikte hem bu DeFi ürünlerinde kitlenen Ethereum miktarı hem akıllı kontratların kullanımının artması olması hem de Ethereum'un konsensus mekanizmasının Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçiş sürecini düşündüğümüzde Ethereum'un Bitcoin'den pozitif ayrışması aslında oldukça yine bekleniyordu. Bu süreç ne kadar devam edecek? Proof of Stake? Bu konsensus mekanizmasının değişmesi bu sene sonuna doğru tamamlanması bekleniyor. Ama hani dediğim gibi yazılım her zaman beklenen şeyler tam tarihine uymayabilir. Ama en azından yavaş yavaş özellikle mesela bu işte 32 Ethereum kitleyenler belli bir miktar ödül alacak gibi yavaş yavaş rakamlar konuşulmaya başladı. Onun dışında şöyle, BNB paritesinde de BNB'nin yine pozitif ayrışmasında aslında sadece Binance tarafında değil diğer borsaların kendi tokenları, kendi coinleri de aslında pozitif ayrıştı ciddi bir şekilde. Bunun sebebini de şu şekilde düşünebiliriz. Bu borsaların kendi coinlerin kullanım oranı arttıkça yani şu anda özellikle son 1-2 hafta içerisinde kripto para borsalarında çok ciddi hacimler görmeye başladık tekrar Bitcoin fiyatı 10.000 dolara giderken. Tabi bu borsaların kendi çıkardıkları tokenlarda ciddi anlamda değer kazanması yine oldukça beklenen bir seviyede. Can Bey'in de sorusunu yanıtlayalım mı? Kısa vadede altcoin'lerde beklenti nedir? Şimdi her zaman şunu söylemiştik. Burada Bitcoin hikayesini tamamlamadan yani bu blok ödülü yarılanması hikayesini tamamlamadan altcoin'lerde ciddi bir şekilde hareket beklemek hani aslında çok doğru değil. Fakat şöyle bir durum oluşuyor. Ne zaman Bitcoin 10.000 dolar seviyesine mesela o seviyelere çıkıp orada stabil bir şekilde durmaya devam ettikçe bu sefer altcoin paritelerinde Bitcoin karşısında değer kaybettikleri için sadece Bitcoin yükseldiği için biraz burada toparlama başlayacağından tekrar altcoin'lerde de yukarı yönlü bir atak beklenebiliyor. Fakat şu an 5100 tane CoinMarketCap'te 5100 tane coin ve token gözüküyor. Bunların hepsinin bir hikayesi olması beklenemez. Bunların %98, %99'unun önümüzdeki yıllarda olmayacağını da çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bundan önceki senelerde de çünkü böyle oldu. Çoğunun çöp olacağını söyleyebiliriz. Evet. Anca burada hikaye yaratabilenler, mesela Bitcoin karşısında pozitif ayrışabilenler nasıl olduğu gibi sadece Bitcoin fiyatı yukarı yönlü gittikçe, market cap yukarı yönlü gittikçe ona takılan altcoin'ler de olacak. Peki. Ripple şimdi ne zaman yükseliriz? Biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece Ripple'ın süreciyle ilgili nelere dikkat etsin özellikle kripto para borsasında yatırımcılar? Şimdi ben açıkçası o kısımda teknik analizle hiç ilgilenmiyorum. Evet. Kripto para fiyatlarını, kripto para piyasasının hangi yöne gideceğini teknik analizle belirlenemeyeceğini düşünen biri olarak şu şekilde söyleyebilirim. Ripple yatırımcısının hani en çok beklediği şey Ripple'ın bir dava süreci vardı. Önceki yayınlarımızda da hatta bundan bahsetmiştik. Şu anda belki sonuçlanması bile gerekiyordu bu davanın. Ripple yatırımcısı onu bekliyor. Fakat bir yandan da mesela Ripple'ın co-founder'ının elinde ciddi bir miktar Ripple bulunduruyordu. Tekrar bunları sattığı ortaya çıktı. Yani ne zaman Ripple belli bir seviyenin üzerine tam atmaya çalışırken, Bitcoin'le birlikte hareket etmeye çalışırken işte Ripple şirketinin satışları, co-founder'ın satışları gibi aslında Ripple yatırımcısını kızdıracak hareketler oluyordu. O yüzden şu anda yatırımcılar en azından o dava sürecini takip ederse, belki az sonra konuşacağımız Libra sürecini takip ederse onlar için daha bir öngörü açısından olumlu olabilir. Aslında benim de çok sorularım vardı ama izleyicilerimizden de hakikaten sorular geliyor. Hesal nickname takipçimiz der ki, kuantum bilgisayarlar Bitcoin'e %51 saldırısını uğratabilir mi? Bunun neden sana soruyorum bilgisayar mühendisi olduğun için, ne dersin? Şimdi o kısımdaki tartışmalar şu yönde. En son geçtiğimiz günlerde işte 10.000 senede yapılan işlemin işte birkaç günde yapılabileceği şeklinde kuantum bilgisayarlardaki gelişmeler çıkınca insanların aklına doğal olarak şey geldi. Kuantum bilgisayarlar ile Bitcoin'e ve diğer kripto paralara, özellikle Bitcoin'den çok daha network'ü zayıf kripto paralara %51 saldırısı yapılabilir mi? Evet. Bunu şu şekilde düşünmek gerekiyor. Şu anda kuantum bilgisayarlarla her probleme saldırılamıyor. Yani siz her problemi kuantum bilgisayarda elinizde o şekilde bir ciddi işlem gücü varsa onu oraya yönlendiremiyorsunuz. Belli başlı spesifik problemleri çözmek için kullanabiliyorsunuz. Bu şu an için geçerli. Fakat bu günü gelecek, Bitcoin için de kripto paralar için de tehdit oluşturabilecek bir duruma elbette gelecek. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Şu anda kuantum bilgisayarlarla Bitcoin'e saldırıldığı gün, bu şekilde şifresinin kırılmaya başladığı günde Bitcoin'de kuantum şifrelemeye gelecek. Yani nasıl kuantum bilgisayarlarla şifrelemeyi çözmeye çalışıyorlarsa aynı şekilde kuantum bilgisayarlarla bu sistemler şifrelenecek. Yani orada yine bir denge oluşması bekleniyor. Ama bu şey için de geçerli değil. Teknolojide bu şekilde çok seneler sonra olacak bir şey için de bu şekilde kesin bir şey söylemek çok doğru değil. Yani hele ki Bitcoin kısmında hani hiç doğru değil. Yani kısacası şöyle söyleyelim. Kuantum bilgisayarlarla aynı zamanda şifreleme de yapılacağı için şu anda bir tehdit görülmüyor. tehdit görünmüyor diyorsun. Şimdi benden gelecek olan bir soruda özellikle Facebook'un Libra projesinden Facebook'un Libra projesinden Vodafone'un çıkışı. Hı hı. Haziran'da açıklanmıştı bu proje. 28 üyeden bugün geldiği noktada 20 üye. Hı hı. Birlikte 20 üye yer alıyor. Peki ölü doğan bir proje mi oluyor? Ne oluyor bu Libra'da? Şimdi öncelikle Facebook bu Libra olayından biraz böyle zaten ortakların çıkmasıyla birlikte Amerika'da özellikle Facebook Pay'i mesela biraz ön plana çıkarmaya çalışıyor. Halihazırda zaten işte Samsung Pay var, o Pay, bu Pay. Biz evet, neden Facebook Pay'i yapmadık diye biraz o yönde ağırlık vermişti. İnsanlar hatta Libra projesi rafa mı kalkıyor, Facebook Pay ile mi devam edecek diye. Son zamanlarda da dedikodu biraz daha WhatsApp Pay'in üzerinden gidecek. WhatsApp üzerinden bunu biraz daha yapmaya çalışacak şeklinde olmuştu. Libra projesiyle özellikle biz Ripple yatırımcıları için de geçtiğimiz yayınlarda söylemiştik. Libra'daki mutlaka bu ortakların açıklamaları, Libra projesinin gidişatı Ripple'ı da etkileyebilir şeklinde. Bunu takip edilmesi gerektiği şeklinde. Hani Facebook'un söylediğine göre 2020'nin ilk çeyreğinde biz bunu ne olursa olsun çıkaracağız. Bunun hakkında çalışmalarımıza devam ediyoruz diyorlardı. 2020'nin daha ilk çeyreği bitmediği için belki pek bir şey söyleyemeyiz ama o tarafta işler çok olumlu gitmedi. Çok bariz bir şekilde açık. Çünkü en büyük devler projeden ayrılmaya başladı. Ama şunu da unutmamak lazım. Facebook sonuçta kendi başlı başına bir dev olduğu için ben bu projeyi tek başıma da yapacağım deyip inat edip belki ortaya çıkarabilir. Ama ne derece ilk baştaki white paper'daki vaat ettiği şeyleri ne derece yapabilir orası çok tartışmalı. O vardı, evet, bir sürü şirketin olduğu, onunla pazarladıkları Libra projesinde şu an o şirketlerin yarısının gittiğini düşünürsek ne derece hani başarılı olabilir şüpheli. Litecoin iklimli takipçimiz ise Alman bankaları kripto için yarışıyor der. Almanya'daki bankalardan Bitcoin, Ripple ve Ethereum değil mi? Şimdi, bu konuda onay çıktı. Nedir, ne anlam ifade ediyor? Oradaki AML bu anti-money laundering, kara para aklama ile ilgili bazı kanundaki değişmelerden sonra bankaların kripto para saklaması ile ilgili bir oradaki fırsat ön plana çıkmaya başladı. O hizmeti verebilmelerini sağlayan aslında bir yasa tasarısı orada değişti. Bu yüzden de işte startuplar, bankalar kripto para saklamak için tekrar burada 40 tane orada şirketten, bankadan, startuptan bahsediliyor. Başvuruları başladı. Henüz ortada ciddi böyle bir şey yok ama en azından yavaş yavaş buralarda da bir hareketlenme, bankalar ve startuplar da burada kripto para saklama hizmetini resmi olarak verebilmesini sağlayan, özellikle Almanya gibi bir ülke olduğunu düşünürsek hani yavaş yavaş orada bir kıvılcımlar var ama tam da böyle hani ortada somut olarak bir şey yok. Peki Alp, Litecoin ile ilgili de bir haber vardı, bir anlaşma haberi. Bunun fiyat üzerinde etkisi olur mu? Şimdi şu şekilde, bu DeFi uygulamalarında Ethereum'un mesela kitlenmesiyle birlikte bu sefer başka akıllı kontrat platformları da işte buna geçmeye çalışıyordu. Biz de DeFi ürünlerini kendi blockchain'imize entegre etmeye çalışıyoruz yapıyordu. Litecoin'in de bu blok ödülü yarılanmasını zaten tamamlamıştı. Orada çok ciddi bir şekilde fiyatladıktan sonra insanlar şey yaptı. Ya bunun bir hikayesi kalmadı. Hani zaten yapacağını yaptı. Şu anda genel piyasayla hareket ediyor şeklinde. Litecoin'den de şu şekilde bir şey geldi. Bir anlaştıkları bir şirket vasıtasıyla Litecoin tutanlara %10 Litecoin cinsinden faiz vereceklerini açıkladılar. Elbette Litecoin yatırımcısı için bu bir anlam ifade edebilir ama hani çok da ben bu haber değeri taşıdığını çok fazla da düşünmüyorum açıkçası. Şimdi Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle birçok fabrika üretimini durdurdu. Bu madenciler, Çin'deki madencileri etkiledi mi? Buna ilişkin haber vardı. Şimdi, yani bunun çok fazla etkisi hani piyasalar açısından ne anlam ifade ediyor? Şimdi bunu iki aşamalı düşünmek gerekiyor. Koronavirüsünün yayılmasıyla birlikte, yani umarım orada çok hızlı bir şekilde hani aşısı bulunur, çok hızlı bir şekilde yayılması engellenir bir şekilde. Fakat şöyle de bir risk var. Bu virüsün yayılmasıyla birlikte risklerin artması en çok Bitcoin'e yaradı aslında. Yani bu aslında 10.000 dolara çıkışla birlikte şu anda sadece kripto paralar değil, genel olarak ekonomideki bazı bu risk iştahının artmasıyla birlikte ciddi bir şekilde artışlar görüldü Bitcoin tarafında da. Fakat şöyle bir şey var. Bitcoin madencileri Çin'de fabrikaların kapatılmasının sebebi insanlar, çünkü herkes işe geliyor, binlerce kişi fabrikaya geliyor, birbirine bu virüsü bulaştıracak, ondan sonra herkes evine gidecek, bu virüsü daha fazla kişiye bulaşacak diye şu anda toplu ulaşım, fabrikalar kapanmış durumda çok büyük şirketlerin. Bir tane Bitcoin madencisi de, kırsal kesimde Bitcoin madenciliği yapan birisi de şöyle bir hikaye anlattı. Ya madencilik tesisimi polisler bastı. Bütün fabrikalar kapatıldı. Sen nasıl burada üretim yapıyorsun deyip adamın Bitcoin madencilik cihazlarını kapatmışlar. tek başına cihazların başında duran bir adam. Adam da şeye isyan etmiş. Ya beni virüs değil de hani yoksulluk öldürecek. Ben bu cihazları çalıştırmak durumundayım. Bununla geçimimi sağlayayım diye. Böyle tabii ilginç vakalar geliyor. Orada Bitcoin madencilik tesisinin fabrika niyetinde polis tarafından görülüp kapatılması. Ama ben şeyi söyleyeyim. Bu işin biraz magazinsel kısmı. Yani koronavirüsü yüzünden madencilik hash rate'inde düşüş olur. İşte Bitcoin madenciliği etkilenir diye kesinlikle bir şey söylemiyorum. Zaten teknik olarak da bakacak olursak Bitcoin'de zorluk seviyesi azar azar artmaya devam ediyor. Hash rate de her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. Blok ödülü yarılanması öncesi madenciler henüz 12,5 Bitcoin'ken ödül çıkarabildikleri kadar Bitcoin çıkarmak için birbirleriyle yarışmaya devam ediyor diyebiliriz. Süreyya 42376214 nickname'li takipçimiz der ki Bitcoin bundan sonra nasıl bir yol izler demiş. Bitcoin'de neyi takip ediyor olacağız? Blok ödülü yarılanması 3 aydan az bir süre kaldı değil mi? Şimdi ana takvim bu. Şimdi zaten ana takvim bir 9-10 ay önceden Mayıs'ın ilk haftasını işaret ediyorduk. O zaman işte 3500-4000 dolarlar civarından hani bunun fiyatlanacağı çok bariz bir şekilde belliydi. Önceki blok ödülü yarılanmalarına da bakarsak. Şu anda aslında Bitcoin için ekstra bir hikaye hani belki koronavirüsün etkisiyle insanların biraz daha güvenli limanlara kaçması, altınla birlikte benzer paralel hareket göstermesi olarak söyleyebiliriz. Ama Bitcoin'in kendi içindeki bu teknik dinamikleri çok daha ağır basıyor diyebiliriz fiyatlamada. MadMaxing benim takipçi der ki BTC halving fiyatlanması tahminen nereye kadar olur? Halving'den önce düşüş beklemeli miyiz demiş. Bu konuda bence yorum yapmak çok doğru değil. Yani mesela bir önceki zirvenin 20.000 dolar olduğunu düşünürsek işte Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması öncesi o rekor tekrar kırılır mı kırılmaz mı? Fakat elbette şeyi de söyleyebiliriz. Hani piyasalarda beklentinin satın alınıp haberin satın alınıp haber gerçekleşince satıldığını düşünürsek yatırımcıda da bu sefer şey başlıyor. Acaba blok ödülüne kadar fiyat çıkar tam böyle ödül yarılanması öncesi çakılır oradan sonra mı devam eder? Ama bunu yani geleneksel piyasalardaki enstrümanlar için çalışan bir şeyi belki Bitcoin için söylemek hani bugünden hele 2-3 ay sonrasını Bitcoin için böyle volatil bir piyasada tahmin etmeyi ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu grafiklere birkaç çizgi çekerek de bulunabileceğini çok fazla düşünmüyorum ben. Peki, sanmıyorum. Peki MadMax nickname takipçi der ki koronavirüsü Çin kökenli coinler için risk oluşturur mu Alp Bey demiş. Yani bu soruyu aslında şu anlamda mantıklı. Çin'den blockchain açıklamaları geldiğinde işte Çin Devlet Başkanı biz blockchain'de önce olacağız, blockchain'i her şeyi blockchain'e geçiriyoruz, eğitimlerine başlıyoruz deyip bir böyle bir coşkulu bir hava yaşandığında ilk tepki neyden gelmişti? Çin kökenli kripto paralardan gelmişti. Onlar çok ciddi bir şekilde pozitif ayrışmıştı. Tabii insanların kafasındaki şu olabilir. Şimdi madem olumlu bir gelişmede o kadar pozitif ayrışıyor, Çin'de bu şekilde ciddi bir şekilde kriz varken de bundan negatife ayrışır mı? Şunu şu şekilde düşünmek lazım. Hani virüs sebebiyle insanlar belki işine gidemiyor, tatilleri uzatılıyor ama mesela madencilik kısmında orada cihazlar çalışmaya devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar hep şey sanıyor. İşte kripto para o ülkeden çıktıysa merkeze ora falan sanıyor. Şu anda internetin ve laptopun olduğu bir yerden zaten yazılımcılar istediği yerden çalışabiliyor. O yüzden hiç virüsten oradaki etkilenmeyen çoğu yazılımcı belki bambaşka ülkede. O yani çok fazla etkilemez. Benim görüşüm. Ünlü yatırımcı Peter Schiff geçtiğimiz günlerde dijital cüzdanın şifresini kabul etmediğini ve Bitcoin'in kaybolduğunu söyledi. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Dijital cüzdan şifreyi kabul etmeme gibi ve güvenli saklama nasıl olmalı ne dersin? Şimdi orada ilk önce şundan bahsetmek gerekiyor. Bitcoin'in şifresi dediğimiz şey şu. Siz bir kripto para cüzdanı, Bitcoin üzerinden gidelim. Bitcoin cüzdanı açtığınızda bunun size Bitcoin cüzdanınızı kaybetmeniz, çaldırmanız, telefonunuzun bozulması, bu donanım cüzdan da olabilir. Ledger gibi donanım cüzdanlar da olabilir. Size 12 veya 24 kelimeden oluşan bu şifreyi kaybetmemeniz gerekiyor. Bu şifre sayesinde cüzdanınız bozulursa, çalınırsa bu şifreyi yazarak Bitcoin'lerinizi kurtarabiliyorsunuz. Bunu güvenli bir yerde saklamanız gerekiyor. Şimdi o olayda Twitter üzerinde oldukça çok fazla konuşuldu. O olay şu şekilde. Kendisi bunun yedeklemesini hiç yapmamış. Aynı zamanda kullandığı bir cüzdan uygulamasının girişinde 4 haneli bir pin kodu koymuş. Fakat bu 4 haneli pin kodunu kaybedince, daha doğrusu unutunca cüzdanına giremeyip Bitcoin gördünüz mü? İşte ben Bitcoin'in tehlikeli olduğunu biliyordum ama bu kadar da olacağını düşünmemiştim. Bütün Bitcoin'lerimi kaybettim. Ben şifremi unutmadım. Bitcoin şifremi unuttu diye çok böyle hani akıllara zarar bir açıklama yaptı. Daha sonra da yanlış hatırlamıyorsam takip ettiğim kadarıyla da şifresini hatırlayıp ha tamam ya ben şifreyi unutmuşum, yanlış yazmışım, şu an hepsini kurtardım gibi bir şey söyledi. Yani burada bahsetmek istediğim şey şu. Bir protokol üzerinde Bitcoin'in çalışması var. Bir de bunun üzerindeki üçüncü parti uygulamaları var. Yani Bitcoin protokolünün burada şifreyi unutması gibi bir şey mümkün değil. Siz bunun üzerine bu kripto para borsalarına girerken ki kullandığınız e-mail adresi ve şifre, mobil cüzdan, telefonunuzda işte iOS'ta, Android'de kullandığınız mobil cüzdanın şifresini unutursanız elbette sizin için sıkıntı çıkar. Ama ilk özellikle bu donanım cüzdanlarda saklayan arkadaşlar bu 24 tane kelimeyi kurulum aşamasında asla online ortamda saklamayacak şekilde ve kimsenin onu görmeyeceği şekilde saklaması durumunda hani herhangi bir şekilde mağduriyet protokol seviyesinde asla yaşanmaz. Şu soruyla kapayalım. Bekir Bey'den gelmiş. Bitcoin Cash analizi yapabilir misiniz der? Kısaca şimdi Bitcoin Cash'te şu şekilde, orada da bir blok ödülü yararlanması süreci olduğu için, Bitcoin'den direkt forklandığı için orada da bir yatırımcısında ciddi bir şekilde beklenti oluştu. Hatta bu Bitcoin Cash, Bitcoin SV falan da Bitcoin fiyatının artışıyla birlikte oldukça onlar da pozitif ayrıştı. Ama yani orada şunu söylemek istiyorum. Bitcoin Cash'teki network'ün ne kadarı sadece tek bir kişiye ait, ne kadarı sadece decentralized bir şekilde dağılmamış, bir kişinin kaç tane node olduğunu bilmediğimiz için özellikle Bitcoin Cash yapan işte Roger Ware'in tek başına ciddi bir miktarda Bitcoin nodunu ve mining network'ün çalıştığını düşündüğünüzde hani yatırımcı o kadar da fazla özellikle Bitcoin'de bu kadar ciddi bir hikaye varken oraya yönlenmesi hani çok doğru olmayabilir. Ama orada da dediğim gibi direkt forklandığı için Bitcoin'den ve oradaki blok ödülü yararlanmaları da aynı şekilde devam ettiği için yatırımcı da elbette beklenmesi oluşması da kaçınılmaz. Teşekkür ediyoruz Alp. Evet, Blockchainist İstanbul Kripto Ekonomi Grup Koordinatörü Alp Işık bugün Business ST teknoloji yayınımızda konuğumuzdu. Böylelikle bir yayını bugünlük burada noktalarken tekrarını YouTube'dan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.